Dostlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Aralık 2020 döneminde sevgili koç burçları, yükselen burcu koç olanlar ve ay burcu koç olan arkadaşlarıma açıklamalarda bulunmak niyetindeyim. Her şey gönlünüzce olsun. Çok güzel bir Aralık ayı olsun sevgili koç burçlarına. Mars uzun süredir koç burcunda olduğu için çok yoruldular, çok hırpalandılar. Sadece sevgili koçlar değil, aynı zamanda terazi burçları, oğlak burçları ve yengeç burçları epey bir yorgunluk dönemi geçirdiler. 6 ay gibi bir süre kolay değil. Mars koç burcunda kaldı ve öncü burçlara bayağı bir sorun getirdi, rahatsızlık verdi, yerlerinde duramadılar, ev taşıdılar. Evlerinde hastalık oldu, kendilerinde hastalık oldu. Hastalıklarla uğraştılar, taşınmalarla uğraştılar. İnşallah Aralık'tan itibaren yavaş yavaş Mars retrosu da bitti. Önümüzdeki Ocak ayının 3'ünden sonra artık yavaş yavaş Mars da Koç burcundan çıkacak. O sırada da biraz koçlar rahatlayabilir. Zaten rahatlama emareleri şimdiden başladı dostlarım. Bakalım Aralık 2020 döneminde koç burçlarına neler vaat ediyor gökyüzü yıldıznamemiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim okuyorum. Lehü mülkü semavati vel ard ve illallahü tercül umur. Yulucul leyle fin nehare ve yulucul nehara fil leyle. Ve hüve alimün bizzati sudur. Dostlarım, bazılarınızın istekleri olduğu, dilekleri olduğu, bu isteklerini, dileklerini yerine getirebilmek için var gücüyle çalıştılar. Bazıları gökyüzünden destek aldı, semavatı vel art. Yani arda arda gelen desteklerin yanı sıra belki de insanlardan tam tersi desteksiz kaldınız. Bazılarınız ailevi sorunlar yaşamış olabilirsiniz koç burçları. Yulucun nehara filleyle. Şimdi bazı koç burçlarında toplumsal yaşamda olsun, meslek yaşamında olsun ilerleme oldu. Ama bunun yanı sıra belki yer değiştirdiler, belki iş değiştirdiler. Bunlarda da bir karışıklık oldu. Ama bu karışıklığın çözüleceğini kesinlikle görüyorum. Yıldıznameniz onu vaat ediyor. Bu kaos bitecek, bu karışıklık bitecek. Yerine huzur ve sevgili dostlarım yenilikler alacak. Onu söylüyorum. Bazı etrafınızda hani zihni fazla çalışmayan insanlar var. Hani size boş konuşan, boş boş bakan insanlar yeri geliyor bunlarla çatışmaya giriyorsunuz diyor. Sevgili dostum, yıldıznamenizde bu çatışmayı sonlandırın. Çünkü onların sizin zeka kapasitenizle ilgileri, alakaları yok. Etrafınızda akılsız bir takım insanlar ve asılsız bir takım sözler dönüyor. Bunları hiçbir zaman umurunuzda olmasın. Siz yolunuza devam edin ve aynı zamanda yeni başlangıçlar için Aralık'ın 15'ini veriyor sevgili dostlarım yıldıznameniz. Aralık'ın 15'inden itibaren her türlü konuda gelişmeleriniz olacak ve umduklarınıza nail olacaksınız. Yani umduğunuz ve planladığınız olaylar tam da sizin istediğiniz gibi gerçekleşecek sevgili dostlarım. Bir şeyleri belki iki kere tekrar etmek zorunda kalacaksınız. Belki uzun yollara gideceksiniz. Bazılarınız uzun, bazılarınız kısa yollara gidebilir. Bazılarınızın yurt içi, bazılarınızın yurt dışı seyahatleri olabilir. Buralardan da hayır ve hasenet göreceğinizi söyleyebilirim. Sevgili dostlarım, özellikle gece uykusuzluğu çeken sevgili koç burçları, bazı uykusuzluklarınız olabilir. İnceden inceye düşünmenizden, sık sık düşünmenizden kaynaklanan bu durumun
Ocak ayına kadar biraz süreceğini söyleyebilirim. Aralık ayı boyunca biraz uykusuzluk problemi çekeceksiniz sevgili koç burçlarım. Bazen derin uykuya dalmakta zorluk çekeceksiniz. Yorgun bile olsanız erkenden uyuyacaksınız. Ama uyanmakta işte zorluk çekebilirsiniz. Uyuyup tekrar uyanabilirsiniz. Biraz uykuda korkulara, kabuslara ve de uykunuzdaki huzursuzluğa dikkat edin. Bunu da yenmek için yani geceliğin daha az yemek yiyin, geceliğin dua yapın, zikir çekin. Bunlar sizi rahatlatacak ve iyi bir uykuya dalmanızı sağlayacak sevgili dostlarım. Bir de uzun saçlı ve uzun boylu bir hanımla ilgili gelişmeler olacak. İsminde A harfi var, R harfi var, S harfi var. Bu kişi siz olabilirsiniz. Bu kişi sizin kardeşiniz olabilir. Yıldızname böyle uzun saçlı ve boyu uzun, orta kiloda birisine işaret ediyor. Bu insandan hayır görebilirsiniz. Bu insanla aynı yola çıkabilirsiniz. Ya da bu siz olabilirsiniz, sizin yakınınız olabilir. Müjdeler var bu uzun saçlı ve uzun boylu hanıma diyor yıldıznameniz. Bazı koç burçları ev ve arsa alma konusunda çok şanslılar. Ya da ev ve arsanın satılması konusunda çok çok şanslılar. Onu söyleyeyim. Uzaklardan bekledikleri haberler gelecek. Ama bazı da böyle engeller, pürüzler olabilir. Tam nokta koyduğum bu iş bitti dediğiniz anda yeniden başlayacağını, bazı şeylerin zamanla düzeleceğini görebilirim. Yine her zaman olduğu gibi Salı günü sizin uğurlu gününüz. Salı günlerinde de önemli işlerinizi gerçekleştireceksiniz sevgili koç burçlarım. Bir işiniz olursa Salı gününe bırakın, çabucak gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Aynı zamanda Salı günü siz her girdiğiniz mücadeleyi kazanacaksınız. Böyle gözüküyor sevgili koç burçlarım. Bereketinizin akacağı bir dönemden geçiyorsunuz. Nehir gibi akıp giden bir bereketten siz de nasibinizi alacaksınız ve aynı zamanda kaybettiğiniz bir objeyi bulabilirsiniz. Kaybettiğiniz bir para size geri dönebilir. Kaybettiğiniz bir insan, ayrıldığınız bir sevgili, ayrıldığınız bir eşiniz gelip size barış yapalım, birleşelim diyebilir. Her an onu da söylemeden edemeyeceğim. Yükseliş var, başarı var. Aynı zamanda sizi ezip geçen zamana karşı, sizi ezip geçen hayata karşı dik duruşunuz olacak. Hayat mücadelesinde çok önemli bir yere geleceğinizi söylüyorum sevgili koç burçlarım. Hiç merak etmeyin. Sizin yaptığınız iyilikleri inkar edenler, sizin yaptığınız böyle başarılı çalışmaları görmezden gelen kıskanç insanları ezip geçtiğinizi görüyorum. Aynı zamanda evrensel akıştan çok iyi olaylar elde edeceksiniz. Evrensel akış ya da işte gökyüzünün konumu size iyi olumlu enerjiler getirecek. İyi insanlarla karşılaşacaksınız. Kendinizi tanıma ve kendinizi yeniden yaratma fırsatı bulacaksınız. Size adeta bir boş defter verilecek. O defteri siz yazacaksınız. Şiirlerle, resimlerle siz donatacaksınız. Ve gelecek henüz yazılmadı, onu ben yazarım diyeceğiniz bir dönem. Yıldızname diyor ki aklınızı kullanacaksınız. Aklını kullanan akıllı insanlara Allah da yardım eder ve aklını kullan, mantığını kullan, idrak diyor, idrak et diyor. Yani etrafında iyi insanları, kötü insanları idrak et, onlardan çok hayır, çok bereket göreceksin diyor sevgili dostum. Sevgili dostlar, biraz mide bağırsak sorunu olabilir sevgili koç burçlarında, biraz sağlık sorunları olabilir. Onların da geçeceğini söyleyebilirim. Bir de akşam üzerleri olan böyle bir stres durumu olabilir. Akşam üzerleri sosyal hayatınızı biraz daha azaltın. Akşam üzerleri daha stresli ve daha sıkıntılı olabileceksiniz Aralık ayı boyunca. Şimdi ben hesaplamalarını yaptım sevgili dostlarım. Koç burçları için
Aralık ayı boyunca Fil suresini okusunlar. Fil suresini okuduktan sonra elem ve kederde neler yaşıyorsa, elemli, kederliyseler mutlaka elemin, kederin gittiklerine ve yerine mutluluğun geldiğine şahit olacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbike bi ashabil fil. Elem yecal keydehum fi tadili ersele. Tayran evabil termin bi icaretin bin sicil. Fecalem kasfin mekul. 5 ayetten oluşuyor biliyorsunuz Fil suresi. Burada atladım herhalde. Bir iki sözcük atladım herhalde. Şöyle söyleyeyim. Tekrar etmeyeceğim. 5 ayetten oluşuyor. Yemen valisi Ebrehe'nin Allah'ın evi olan Kabe'yi saldırması ve onun sonucunda Allah'ın ona ebabil kuşlarını göndermesi, ebabil kuşlarının da Ebrehe'nin üzerine kilden, böyle yanmış kilden oluşan taşlar atmasıyla Ebrehe'nin ordusunun yenilmesi ve cezalandırılması yazıyor sevgili dostlarım. Şimdi siz Fil suresini okuyarak sevgili koç burçlarım, günde 7 kere okuyarak düşmanlarınızı alt edebilirsiniz. Sizin ilerlemenize engel olan, iş yerinde sorun çıkartan, bulunduğunuz evde, bulunduğunuz apartmanda sorun çıkartan insanlara karşı "Allah'ım ben sana sığınıyorum" deyip her gün 7 tane Fil suresini okuyup o kişilere havale ettiğinizde artık sizinle uğraşmadıklarını ve kötülük yapamadıklarını göreceksiniz. Mutlaka ve mutlaka Fil suresini bir ay boyunca okuyun sevgili koç burçları. Düşmanlarınız sizden uzaklaşıp gidecekler ve kendi birbirlerine düşecekler. Bir ay boyunca Fil suresi. Aralık ayı boyunca koçlara Fil suresi çıkıyor sevgili dostlarım. Ve esma olarak Ya Aziz esması çıkıyor. Ya Aziz esması da yenilmeyen, yegane ve galip olan, ulu, galip, izzet ve kudret sahibi demektir. Acizlikten uzak, kusurlardan uzak olan anlamına gelir. İzzet sahibi olmak istiyorsak, sözümüzün geçmesini istiyorsak her gün 40 defa zikrini yapalım. Tekrar sayısı 40'tır Aziz'in sevgili dostlarım. Bazı kaynaklarda 91 de olduğu yazmaktadır. Şimdi zalimleri kahreder, aynı zamanda koçların biraz omurga ve kemik rahatsızlığı var bu aralar. Okumalarında sayısız fayda var. Mutlaka Ya Aziz esmasını okuyun. Fil suresini de düşmana karşı okuyun inanarak. Tam bir ihlasla okuduğunuzda hemen düşmanın kahrolduğunu ve sizin rahatladığınızı göreceksiniz. Sevgili dostlarım, yıldızname bakımları için her zaman karşınızdayım. WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz 0546 481 3506'dan ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.